Sevgili seyircilerim merhaba. Bugün yine pazar yine birlikteyiz ve benim çok sevgili bir arkadaşımı, çok değerli bir sinema oyuncumuzu Selda Alkor'u konuk ediyorum. Hoş geldin dünya güzeli. Hoş geldin. Her zamanki gibi çok ama çok güzelsin. Hele bu kısa saçlar inanılmaz yakışmış. İyi ki kestirmişsin. Çok teşekkür ederim Hülya'cığım. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ee, çok güzel bir program oluyor gördüğüm kadarıyla. Teşekkür ederim. Allah sana kuvvet versin. <laughs> çok teşekkür ederim. Bugün seninle sinema konuşacağız ama hayat aslında sinema. Tabii. Hayatımızı da biraz konuşacağız. Onun için böyle çok gerilere giderek başlamak istiyorum. Hatta istersen beraber hatırlayalım annenin doğum sancıları başladı. Sen geliyorsun ama <laughs> ebe yok meydanda. Evet, evet. Ebeyi sinemada bir film izlerken buluyorlar ve Paldır Küldür oradan gelip senin doğumunu gerçekleştiriyor. Ebe bilseydi bir film seyrederken yarın öbür gün bir Türk sinemasında bir kraliçe geliyor. Ne hissederdi acaba? <gülüyor> Vallahi <gülüyor> hiç, <mi>? hiç bilemiyorum. <laughs> yani e, çok te, hayatımda tesadüfler rol oynamıştır. İnanırım da Değil tesadüflerin mi? insan üzerinde çok büyük etkisi olmuştur. Ee, mesela annemin ilk taşındıklarında Mevlana'yı rüyasında görmesi, arkasından hiç düşünmediği halde bana hamile olduğu ortaya çıkması, hmm. doğumum benim Mevlana felsefesini benimsememe neden oldu. Etkilemiş, o bir tesadüf. Etkilemiştir ama yani bu... Konya'da herhalde babanın memuriyeti nedeniyle evet, bulunuyordunuz. Evet, evet. Baban polis Evet mi? Evet, evet. Allah babam, rahmet eylesin. Evet. Aslında bir efsane polis hatta değil mi? Mesleğinde evet. çok e, önemli anılan bir insan. Evet. Emniyet amiri olarak tayin olmuş zaten Konya'ya. İşte orada e, ben doğmuşum. Dolayısıyla doğum yerim Konya olarak geçiyordu fıstık adımda. Sonra e, Tayin'le yine Manisa'ya Manisa gittik. Ee, babamın efsane oluşundan bahsetmek gerekirse benim çok ufak yaşlarıma rastlıyor. O da bence bir tesadüf. Şöyle ki e, babam zamanında çok önemli bir eşkiyayı, eşkıya diyorum çünkü ne bir ideal uğruna, ne o uğruna, ne bu uğruna insanları haraca kesip öldüren bir adam. Bir katilli Tabii. yakalıyor Tabii. değil mi? Tabii 23 tane cana kıyan bir katili üstelik de. Daha 20'li yaşlarda babam hmm. o zaman. Hatta başkomiseri diyor ki oh, iki kişi bunlar gidiyorlar Cafer Tayyar'la biz talibiz diye böyle bitirmiyor. <laughs> Sizi diyor leblebi gibi yer o diyor. Kaç tane polisimizin canına kıydı falan. Yok diyorlar. Abi'lerimiz şehit olmuşsa biz de şehit oluruz o yolda. Allah. Falan, böyle. E yürek, ne kadar yürüyeceğiz. <laughs> evet. Polis kızı olmak nasıl bir duygu? Evet. Yani, çünkü çok özel bir meslek. Evet. Değil mi? Olur. Her an ölümle burun buruna. Ha. Bu akşam iyi geceler baba. Yarın sabah yolladım babayı. Belki de akşam bir daha göremeyeceksin. Ama ben ha. onları yaşayamadım, Hülya'cığım. Çok erken vefat Ya Babam çok erken. Ben 12 yaşındayken öldü babam. Ama bir e, çocuklukta böyle babam gibi ben de polis olayım. Tabii tabii de, ilk, ilk mesleğim polislik zaten. O babaya olan hayranlık değil mi? Müthiş bir şey o zaten çok babacı bir kızdım ve e, fizik olarak da babama çok benziyorum. Yani evet, kaşım güzel. gözüm gözümün rengi saçımın rengi her şeyim babama benziyor. Ben Allah de öyle. rahmet ne eylesin babaya, aşık bir tip. babalarımıza Allah rahmet <laughs> evet, eylesin Allah. ben de çok erken kaybettim evet, evet. Ee, ben de doyamadım ee, o eksiklik hep e, hayat boyu oluyor oluyor, oluyor. maalesef sonra e, İstanbul'a ne zaman geldiniz liseyi bitirdikten sonra filan erken evet evet ama daha önce e, yine bir tesadüften bahsetmek istiyorum Manisa'da ee, İlk okul müsamereleri yapıldığı zaman 5. Hmm. sınıf bitirme imtihanlarında ben başrol oynardım. Hmm. Tabii. Hmm. ve oynadım <gülüyor> <gülüyor> ve oynadım başrolde çiçekçi kızı oynadım. Hmm. 23 Nisan Çiçekleri ah, diye tabi. 23 Nisan Çiçekleri diye bir temsilde başrol hmm. oyuncu Yıllar sonra çiçekçi kızla adımı duyurdum bütün ya. Türkiye'ye yani çok önemli bir tesadüf diye. Hakikaten çok çok enteresan bir tesadüf. Şimdi böyle hani senin böyle bir duygusal, yumuşak, anlayışlı, güler yüzlü bir halin vardır ama aslında bir de Müthiş bir e, disiplinin ve e, kuralların ve e, dik duruşun vardır birçok evet. e, olayda beraber yaşadığımız birçok olaydan hatırlıyorum. Evet. Gerçekten e, o tarafını çok takdir ederim. Şimdi şimdi düşünüyorum ya polis babanın polis olmayı hayal eden bir kızının o çocukluktan edindiği bir duruş o. <gülüyor> <gülüyor> Bana öyle geliyor. Evet <laughs> öyle. İlk diyorum ya ilk seçimim evet. polislik. Evet. Ardından piyeslerde e, oynadım dedin evet. e, okul döneminde. Okul döneminde tabii ki e, yani işte bütün popüler olan olayın içerisinde şiir müsabakalarında ben Hemen böyle, öne öne çıkarılan bir çocuk. E, tabii tahrirler o zaman tahrir denirdi. <laughs> evet. <gülüyor> tahrirler yazarım <laughs> ederim. E, kalemi de kuvvetli sayılır falan. Onun için e, ön falan. planda bir talebeleri var okulun. Tabii ki seni öne çıkarıyorlar. Tabiri yani. caizse fırlama bir çocuktum. Yaramaz yani. Tam yemişsin, fırlama ne? bir şeydim. E, Becerirdim de yani elime aldığım her şeyi de e, iyi yapmayı bilirdim. O zamanlarda. Evet Sonra... o meslek yaşamından belli. <laughs> <laughs> Eline aldığın şeyleri ne kadar iyi yaptığını hepimiz biliyoruz takdir ediyoruz. İstanbul'a İstanbul'a İstanbul e... İstanbul geldik. Annem de öldü. Annemi de kaybettim. Sen İstanbul'a kimin yanına Abimle var? geldik. Ablamın ha. yanına geldim. Ha. Ablamlar tabii e, onların oturduğu yerin alt katında boş bir daireleri vardı. Küçük bir daireydi. Hı -hı. Biz abimle oraya taşındık. Derken bütün mahallenin kızları ve oğlanları ses mecmuasına <laughs> resim yollamış. <laughs> Senin غıyabında. Yani istemem kendi, kendi resim, değil yani. Kendi resimlerini Aa, göndermişler. Tamam, evet. Değil. Bana diyorlar ki hadi göndersene dedim ki ben nasıl gönderirim abim öldürür beni o, yani. O, e, muhafazakar bir adam. E, kendi çapında muhafazakâr. E, tamam, anne baba da yok sorumluluk taşıyor ha. adamcağız haklı. Sonuçta e, Ablamın bir arkadaşı vardı, Türkan abla. Allah rahmet eylesin. Artık böyle bir Allah rahmet eylesin evet. demekten de çok üzülüyorum evet. yani ama... Yani ya yakında abim? bize de diyecekler. Diyecekler. Kaçınılmaz bir gerçek. O nedenle e, bütün kaybettiklerimize şimdiden saygı, şey, rahmet dileyelim. Rahmet, evet <laughs> öyle yapalım güzelcim. Evet ses mecmuası da yarışması. Dedi ki bana... Ee, sen niye katılmıyorsun dedi hmm. katıl kimin haberi olacak dedi ben sana destek olurum dedi hmm. <laughs> hadi o zamanlar kendin çek mi ne bir gör çek mi ne bir şey vardı yolunda. Bir, bir makine şey. gibi bir şeye giriyordun giriyorsun kendin çekiyorsun evet hatırladım <gülüyor> <gülüyor> çektim resimlerimi <laughs> yolladım ne deniyordu onu hatırlamıyorum ama haklısın gör çek. adı da gör çek. <laughs> bakarak çekiyorsun evet. çünkü yolladım Unuttum sonra ben tabii telefon telefon bir şeyler de dolduruyorsun. Sen de bilirsin ya bu Evet işleri. o macera. <laughs> ben de farklı bir yoldan biliyorum her neyse. Sonuçta zaman geçti bir baktım ben ilk elemeleri kazanmışım, resmim çıktı. Hmm. Eyvah! Ne yapacağım şimdi ben? Nasıl anlatacağım inşallah? yok. Hiç hayatımda yalan söylememişim aileme. Neyse ne yani? Sonra Olacak iş değil. Ben dedim ki gideyim ses mecmuasına. Neresiyse bu ses mecmuası. <laughs> ben çekileyim. Yapamayacağım ben bunu. Beceremem. Hmm. Yani kalktım gittim Cağaloğlu'nda. Ses mecmuasını buldum. Dedim ki ben yazı işleri müdürünüzle görüşmek istiyorum. Çetin Emeç. Ya Nur evet. hep için hep anlayacağız tabii. Tabii ki anacağız ve rahmet dileyeceğiz tabii, tabii ki. ki. Ee, Çıkarttılar beni yanına. Nedir, ne değildir dedim. Benim için çok yabancı bir dünya. Ben bu dünyanın içinde var olabilir miyim, olamaz mıyım bilmiyorum. Beni destekleyecek, yanımda olacak Kimsem hiç kimse de yok. yok. Ne bir gazeteci tanırım, ne bir yapımcı tanırım, <laughs> ne sinemayla çok fazla ilgim var, nedir bilmiyorum dedim. Ama yeteneğin olduğunu biliyorsun yani <laughs> yapabilirim diye düşünüyorum. Tabii ki. Bana çok güzel bir laf söyledi. Kimse dedi şakanı tabanca dayamıyor. Hı. Yapamazsan ayrılırsın. Vazgeçersin abi. Vaz filmini de evet. Ayhan Işık'la. Ayhan Işık Yok, Fikret, ilk, Hakan. Ilk, evet. Fikret Hakan. Evet. Fikret Hakan'la. Fikret Hakan ve Taci Gürsü'yle. İki <laughs> jönle oynadım. İlk filmi. Eee tabii ki ses mecmuasının e, kapak kapaklığımızın olarak kazandım bir, birinci oldum. Birinci oldum. Hatta e, Esen is ikinci olmuştu. Esen püskürlü Aa ne güzel. Bana, yüzü var. bana. <laughs> çok <üzüldü. Ay. gülüyor> Deme, üzülme kızım. Bak dedim ne güzel. Ajda Pekkan birinci oldu. Hülya ikinci oldu ama Hülya dedim çok başarılı bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu. <laughs> Böyle şeyler olur dedim. Ya yani ne malum senin beni geçmeyecek Geçmeyeceğim dedim bu bir kuşu <laughs> Neyse işte soru çok iyi arkadaş olduk onun nikah şahidi oldum falan çok severim kulakları çınlasın Sonradan ilk sonra, film için şey e, ilk filmden sonra Fikret abiyle oynadığım filmden sonra Ayhan Işık'la evet İlk, Bütün ilk, bunlar e, yarışmayı kazandığın için yaptığın mukavele neticesinde. Evet, oluyor, evet. Mi? Tabii yani o 10 tane e, Türkiye'nin yani İstanbul'un en iyi yapım firması hepsi taahhüt etmiş ki biz bir film yapacağız bir senede. Ne kadar büyük bir 10 şans. 10 lira da bir, para vereceğiz genç yetenek için bir imkan. İnanılır gibi, bir değil, i̇nanılır gibi Gerçekten. değil. inanılır gibi değil. Sonra Memduh Bey şeyi çekti. İstanbul Kızları mı ne bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Onu deneme filmi olarak çekti falan. işte birincisin dediler. Çok şaşırdım tabii. <laughs> Dediğim gibi cumartesi senin, pazar benim hmm. mi yaptık. Çok Ayhan o, abi güzel bir deneme karşısında İki, geçtiğin evet. zaman ne hissettin çok merak ediyorum. Çünkü ben ölüyordum heyecandan evet, ilk ben, karşılaştığımız zaman. Daha önce Belgin Doruk ve Ayhan Işık Işık'ın setine götürdüler beni. İlk hmm. birinci seçildiğim dönemde. Götürdüler ben Ayhan abiyle öyle orada karşılaştım. Ay, ve, ben hep tabii ressam da olmak istediğim için o da bir o mesleğim. Da, <laughs> o da düşün. O <laughs> evet akademi mezunu. Hmm. İşte epey bir sohbet ettik. Onun akademi mezunu olması, benim e, resim Ilgi. konusundaki ilgim falan. Çok hoşuna gitti. Hadi inşallah çalışırız seninle falan dedi bana. <laughs> Hakikaten de ikinci filmi beraber yaptık. Evet. Çok yani, etkileyiciydi değil mi? Çok. Çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım ama ben evet, hep söylüyorum. Doğal. Biz sinemayı ee, rol arkadaşlarımızdan öğrendik, yönlerden öğrendik. Ben yönetmen, evet yönetmenlerimizden bizden önce tecrübe kazanmış oyuncu arkadaş. oyuncu arkadaşlardan, Doğru. yani ben geldiğim zaman kimseyi bilmem ki, ne yapacağımı da bilmem. Ama zaman içerisinde nerede duracaksın ışını nasıl alacaksın, işte evet. hepsini öğreniyorsun i̇şte, tabii Yaptığımız iş öylesine bir e, ekip işi ki evet. herkes birbirine. E, destek vermek Tabii. durumunda ki işi en iyi şekli, haline getirmek için çünkü o istiyor ki o işini biliyor ve yapabileceğini evet. biliyor ama karşısındaki yapamazsa o da bozulur. Tabii. Onun için ona yardımcı oluyor burada böyle yap burada böyle dur diye e, ben şeyi hatırlıyorum. E Allah rahmet eylesin Sadra abiyle bir e, film çekiyoruz. İlk defa karşılıklı oynuyoruz. Benim de en acemilik dönemlerim. Şimdi e, ikide bir yönetmen uyarıyor. Hülya Hanım e, arkanızı dönmeyin, yüzünüzü göremiyoruz. Fakat karşımdaki aktörün gözüne bakmak istiyorum. Şimdi ben ona baktık, o dönüyor. Ben ona baktık, o dönüyor. Benim arkamdan <laughs> yani demek istediğim o tecrübeli aktör neyi ne zaman ne yapacağını biliyor. E, yardım ediyor ya da e, etmiyor neyse. E, <laughs> İçinden ediyor genelde, genelde e, ediyorlar hepsi, yani. Biz hepsi tabii ki. İlk yani gelenlere. Lafın gelişi öyle söyledim ama Hı. genellikle e, bize çok şey kattılar dediğim çok, gibi Çok çok e, sinemayı öğrettiler. ilk hocalarımız sinema evet. konusunda jönlerimiz çünkü ondan dediğim dediğin gibi çok büyük tecrübelerim vardı evet. benden önce gelenlerin hepsi evet. öyle çiçekçi kız dedi yani <laughs> 24 evet, Nisan evet. 23 Nisan oyunu çiçekçi kızdan görüntülerimiz var önce onu izleyelim şöyle bir gidelim. hadi bakalım. Haydi bakalım. <laughs> Özür dilerim böyle bir hadiseyi sizin gözünüzün önünde isteyerek yapmadım. Onu seviyor musunuz? Bilmem, hiç düşünmedim. Evleneceksiniz değil mi? Ne münasebet, daha yapacak bir sürü işlerim var. Ne olur evlenme. Niçin? Evlenirseniz buradan gidersiniz. Buradan gitmemi istemiyor musunuz? Evet, siz giderseniz bu ev bomboş kalır gibi geliyor bana. Bana bak kızım, sen belki iyi bir kızsın. Fakat burada kalırsan babamla benim sonumuzu iyi göremiyorum. Niçin? Senelerdir babama ilk defa dün gece karşı geldim. Senin yüzünden. Benim yüzümden mi? <laughs> Sevgili Tanju Gürsu, ya. Reha Yurda Kul Osman Alyanak Rıbe Zad, Avni Dilli hepsi. Oh. Evet ya. Ne oh. muhteşem aktörler, oh. Oh. ne ne kadar değerli insanlar. İyi ki onların hepsi hayatımızda var. Az önce söylediğimiz gibi yani beraberce işimizi öğrendik, beraberce emek verdik, beraberce sevdik. İyi ki de yapmışız o filmleri. Tabii, tabii, ne kadar tabii. tatlısın gördün kendini değil mi? için. Ben çok seviyorum zaten. Aklıma ee, senede bir gün geldi. Evet. Senede bir gün de senin çok önemli filmlerinden. Tabi senede bir gün klasiklerin içerisinde evet. olan bir şey. Şadık, ee, Sadık Şendil'in. E senaryosu Ertan evet. evet. yönettiği. Evet. Şimdi Cahide Sonku 30 sene önce yani 1965'te 66'da hatırlamıyorum ya 65 ya 66'da çektik. 30 sene önce Cahit Irgat'la Cahide, Cahide Sonku senede bir günü çekmiş. Film olarak mı? Evet ben, Aa, onu, ben onu, onu, araştırdım. Bilmiyorum. Tabii. sonra biliyorsun ben de oynadım. Biliyorum 5 sene sonra. Ben versiyonunda. Tabii. Sana o çok zaman. kızdım niye oynadı niye? diye. Evet. Say mı? Ben evlendim ya <laughs> bana teklif etmediler. Evet. Oynamam evet. diye sana Aynı geldiler. Aynı iyi olurmuş. Neyse Aynı yani olsun. fark etmez ne güzel. Bir Cahide güzelliği beraber yaşamışım. Aynı şekilde. Şaka şaka. Evet <laughs> canım benim. Ee, şey senede bir gün. Senede bir gün 30 sene önce çekilmiş. Ben hatta Erten Bey'lerden rica ettim. Lütfen Cahide Hanım'ı bir davet edin de o zaman yaşıyor tabii. Ha. Bir konuşalım dedim, sohbet edelim. Sonra çağırdılar. Ha. Ama yani sohbet edemedik. Edemedik. Sağlığı edemedik. Işte, sağlığı nedeniyle diyelim. Ee, sonra yaptık bu işi. Çok heyecanlanmıştım. Ya. Gecenin saat üçünde güneş doğacak, güneş batacak Çamlıca Tepesi'nde. Titriyoruz be. ince elbiselerle. Sen de bir gün de. buluşacaksınız ya. <laughs> evet. ya. Ben de hatırlıyorum. Bu senaryo ne kadar önemli, ne kadar güzel bir hikayesi vardır onun. Ee, zaten o filmlerin çoğunu bugün biz televizyon dizilerinde sahne sahne e, değil mi görüyoruz. Tabii. Sana, Aa benim bu filmim. Aa benim bu filmim dedirtiyor mu sana da? Tabii hatırlıyoruz. Hatırlıyor. <laughs> ee, şimdi e, en önemlisi bizim yaptığımız siyah beyaz <laughs> filmde en önemlisi şarkıydı. O zaman bir şarkı sözü yazıldı ona. Ne best, evet, evet yani senede bir gün. Öz Yıllarca hala. Hala her hala. zaman. Bence her zaman. Beni Artık bu klasik. Kim, kim bir yerde kim görse. Senede bir gün söylesin Selan dinlesek. <laughs> Senin sesinin güzel olduğunu bilenlerden biridir herhalde yani, onu söylüyorlar. Söylüyorlar bilse de bilmese <laughs> de illa... <last. gülüyor> E tabii hepimizin sahne denemeleri var. Sen az solistin kardeşim. Ya, ya. <laughs> az solistimiz. Büyük bir şeyle, özgüvenle. Evet, ne e, güzel. Ama ne güzel. E, bayağı uzun yıllar sen de söyledin. Daha çok türkü söylemeyi seviyordun. E, ben türkücü olduğum için. Ama senede bir günde söyletmişlerdir sana. sana. Tabii, tabii söylettiler. E, ben e, türküyle çok yakın hissettiğim için kendimi dedim ki ben bir şeyler yapmalıyım yani burada kim bana en fazla yardımcı olabilir? Ruhi Su. Oo. Ne düşündüm. Evet o yani, zaman. Türkü seçince ruhi su ha Ay. <laughs> Cem Karaca çok iyi arkadaşımdı Hı. evet hanımı ahbabımdı ruhi hocayla o bizi yaklaştırdı ve ben aşağı yukarı bir seneye yakın Ders ruhi aldım. hocadan şan dersi aldım. Büyük şans. Evet, ama Büyük bana büyüğüm. dedi ki, evet. çıkma, daha zamanın değil, gelmedi dedi. Sonra kendi de turneye çıkıyordu. Ben de turneye gideyim gelip tekrar devam ederiz ama para yok, pul yok, ne yapacağız? Terzilik mi yapacağız? Onu da bilmiyoruz. Neşure <laughs> kendimizi sahnelere attık. Çok enteresan. Ee, sinemada e, en zirveye çıkmışsın. Bütün Türkiye seni tanıyor, filmlerin talep ediliyor, ama sinema öyle bir döneme geliyor ki e, artık insanlar pek fazla sinemaya gidemiyorlar çünkü anarşi var, kavga var, ortalıkta insanlar e, ölüyor sokaklarda. Böyle bir dönemde sinema bir afalladı. O zamanlar kaset denilen şey yani kasetlere Video. çekilip videolar. Almanya'ya göndermeler evet. şunlar bunlar derken sinemamızı geri çekti. Ki düşün sen bir sene hangi seneyi hatırlamıyorum bir yılda. 67'lerde olabilir değil mi? 67. 21 tane <laughs> film yapmışsın. Arya evet. Özgüç'te yazmış kitabında. Evet, evet. İnanamadım ben. Ben de çok fazla film yaptım zannediyorum <laughs> ama müthiş bir şey, inanılmaz evet. bir şey. Evet. Ki bu kadar film yapan bir insan bir gün geliyor sinemanın içine düştüğü durumdan ötürü daha farklı arayışların içine girebiliyor. Biliyor, tabii. Çünkü geçinmesi her şeyden Gayet önce. tabii. Geçinmesi, dayanabilmesi ve mesleğine devam edebilmesi için. Birçoğumuz bu yolu e, denemek e, zorunda kaldık. Herkes Türkan hmm. Hanım dışında aşağı yukarı. Herkes aşağı sahneye yukarı. çıktı yani evet. ne? Çünkü Ay hiçbirimizin ha. bir birikimi yoktu. Bir dayanma gücümüz yoktu. Evet, yoktu. Bir başka mesleğimiz yoktu. Yoktu. E, neticede sinemaydı bizim e, her şeyimiz ve evet. e, böyle bir teklif geldi. Dedi ki bizde dünyada bu iş zaten böyle yapılıyor. Yani sinemada ünlü olanlar sahnede, sahnede ünlü olanlar sinemada yer alıyorlar. Evet. Yadırgamadık ama bunun hazırlanması, sahneye <laughs> çıkması, canlı olarak seyirciyle buluşmak <laughs> olağanüstü bir tecrübe. Hayatım Hülya Koçyiğit oluyorsun, Selda Alkor oluyorsun yahut X oluyorsun. Artık e, biraz geriye dönmek çok zor. O arada kalkıp da herhangi bir dükkanda tezgahtarlık yapamıyorsun. Misal. Yani ihtiyacın da olsa Yapamıyorsun, zor. Artık onun gibi yaşamak zorundasın. O ismin neyse seni nereye götürüyorsa öyle yaşamak Seninler zorundasın. Seni nerede görmek istiyorsun? Evet. Ee, bir görüntülerimiz var, izleyelim mi? İzleyelim. Elveda filminden. Aa, El... çok severim. Kartal. Çok gibi. Kartal'ın yakışıklılığına bakar mısın? Ne kadar yakışıklı bir adammış. Ya. Ya, e, ne güzel insanlar geldik, gidiyoruz diye düşünüyorum ben evet. e, ama tabii ki bu bir e, bayrak yarışı, niceleri geldi, niceleri gelmekte ve gelecek. Kimler ee, kimler gelmiş bizden önce? Tabii, Şöyle tabii, bir düşünürsek tabii. dünya Aa, güzeli önce insanlar. Önce Sonku dedin mesela, Cahide. dünyanın en güzel Son... kadınlarından tabii. biri. Muhteşem, evet. Belgin Doruk, Gülistan Güzey, Nedret Güvenç bunların hepsi birbirinden hepsi çok güzel hepsi. insanlar hepsi. ve bizim öncülerimiz. Evet, evet. <laughs> e, filmlerin ardından e, seni e, yeni yeni nesiller televizyonda dizilerle tanı tanıdılar evet. e, ve çok birbirinden başarılı diziler yaptın. En önemli başlangıç Kartallar Yüksek Uçar. E, zaten Atilla İlhan'ın bir eseri. Hüseyin Karakaş e, çok sevgili e, yönetmenimiz. Kurguyu Ve, çok iyi bilen. Evet, evet işini çok e, gerçekten çok iyi bilen bir yönetmen. E, karşındaki aktörü düşünebiliyor musun Sadra abi? Sadra abi Sadra. muhteşem bir aktör. E, Şimdi biraz ondan izleyelim sonra konuşalım. Ay ya geçen gün e, bir dizi seyrediyorum. Hmm. Kerem'in oynadığı ne bir canım? dizi. Usûletle ve suhuletle demiyor mu? Ay Baba ya bütün ayağa kalkıyor <laughs> böyle bir de e, Sadra abinin o sevdiği şarkıyı e, kendi sesinden e, radyodan Dinleme Kimseye etmem şikayet, etmem, ağlarım, ağlarım ben halime. Canım, Ay gözlerim yaşarıyor yani. çok bena evet. yani, evet, gerçekten. Evet, evladım, i̇zleyelim biraz evladım, izleyelim ya, izleyelim. ameliliğe hevesli olan sensin. Biz seni müdür tayin ettik. Müdür olsam ne fark eder? Alt tarafı köhne bir ev, köhne bir un fabrikası, köhne bir kasaba. Beğenmedin mi? Şuna bak. Civciv civ yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmemiş. Oğlum biz burada doğduk. Burada büyüdük. Ben burada doğdum ama burada büyümedim. Baban Gediz Ovası'nı bileği hakkına fethetmişti. Onun oğlu değil misin sen? Bana ne Gediz Ovası'ndan? Ben şehirleri fethetmeliyim. Kaçıncı söyleyişim sana? Satalım, savalım şu köhne emlakı. Yeterince paramız olur. İzmir'de bir iş kurarız. Banazlı İsmail'imi örnek alıyorsun. Hiç yakıştıramadım. Oğlum, boşuna kendini harap etme. Ben şehirde yaşamak istemez miyim sanıyorsun? Üç otuzunda mıyım? Burada nefes alışımız kabahat. Ama... Bir kez daha hatırlamak ne güzel. Aslında bunları tekrar tekrar gösterilmesi lazım. Bunlar çok müstesna diziler çünkü. Evet, evet çünkü e, gelişen Türkiye <laughs> gelişmenin getirdiği olumlu ve olumsuz yönler. Kaçakçılık olayları evet. şunlar bunlar işleniyordu. Ati Leylan müthiş bir şey evet, yazmıştı. Evet. E, fakat tabii ki o günün şartlarına göre Hüseyin Karakaş en güzelini çekti. E, o bir anı ve bir hatıra olarak evet. işte kalplerde falan kalacak kal belli, kal belli kal yaştakiler <laughs> için. Ondan sonra Türker'le yaptığınız bir dizi var böyle mi şey. olacaktı, Böyle <laughs> olacaktı diye. Baya uzun sürmüş. O 116. bölümde ben ayrıldım, devam etti tekrar. Neden ayrıldın? <laughs> yeter. Böyle bir şey mi oldu. Kaç <laughs> defa <öldüldüler>, öldürdüler, öldürdüler. <laughs> bir türlü beni öldüremediler Öyle geliyor da hikaye. Artık dedim yeter. <gülüyor> 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 Ben çıkayım dedim müsaade Ha Bir edeceğiz. aktör bir e, dizide, dizi için konuşabiliriz bunu. Hı. Böyle 100 bölüm, 200 bölüm falan olunca bir doyma ve bir bıkınlık noktasına geliyor mu? Yoksa tam tersine o elbiseyi iyice kendine Hı. mal ettiği için doğal Hı. mı geliyor? Yani bilmiyorum ki bir sinema oyuncusu için çok zor diye düşünüyorum. <laughs> o kadar ayınlarca, yıllarca süren bir dizide. Bilmiyorum. Şimdi e, ben değişmedim ama... Herkes değişti. Hı hı. Yönetmenimiz bile değişti. ya Benden şey... sonra Temel Gürsu gelmiş zaten. <laughs> Onu göremedim. Ben Gök Allah rahmet eylesin. Ama bir dizide o, tutunca bitirdim. yapımcılar ya da yayıncılar onun devamını illa istiyorlar. Tabii. Çok güzeldi ama. O. En en Hülya'cığım Yani şöyle bir düşündüğümde kimler kimler yoktu. Ve çok özel çekimler vardı. Ne çok güzel. Güzeldi. Sonra Asmalı Konak. Ya çok, çok <laughs> Artık asla. hakikaten dizilerle böyle bir hanım ağa geldi ki o <laughs> ya sahiden insanlar ciddi ciddi seni hanım ağa yaptılar değil mi? Evet, evet. Bazen ne oluyor biliyor musun? 30-40 yılın tiyatro aktörü ilk kez bir dizide oynuyor ve öylesine rolünün hakkını veriyor, öylesine başarılı oluyor ki halk ilk defa onu görüyor ve o rolle görüyor evet. ve öylece benimsiyor. Halbuki o aktör ondan işte yıllarca tiyatro sahnelerinde ne roller ne karakterler yaratmış. Hı hı. Ee, Asmalı Konak özel e, bir şey çünkü o gün bugündür. Sen nereye gitsen hanım ağa gelmiş <laughs> hanım ağa, sen böyle hanım hanıma bunu mu isterdin... <laughs> <yani> böyle karşılıyorlar <laughs> seni. Öyle zannediyorum. Evet. Kartallar başladığı zamanda. Hı hı. Öyle bakkalımız, manavımız, her şey. O, hanıma hoş geldin falan diye böyle bir. <laughs> i̇zleyelim da? o da var bizde. Biraz izleyelim tabii ki. Hatırlayalım onları. Olur canım. Nereye gideceksiniz? Bilmem. Türkiye evine gidelim dediler ama Basri Beyler oradaymış. Siz de gelin demişler. Yemeğe gelmeyecekmiş. Gene kızla yemeğe gittiler. Buraya gelin birlikte yiyelim dedim. Of anne diye lafa azma tıkadı. Ben çıkmadan bir mutfağa bakayım. Sizin yemeğinizi buraya göndereyim mi? Yok, ben yemeyeceğim. Yalnız başıma yemek yemekten hiç hoşlanmam. Bir ilaç alıp erkenden yatacağım. Ee, sen de gel istersen. Kızlar zelişle ilgilenir. Yok aman. Daha programınız bile belli değil. Alo. Ah iyi akşamlar Ali Bey. Ne yapayım? Oturuyorum işte. Çocukların hepsi bir yerde. Sevmenler İstanbul'da. Seyhan zaten eve girmiyor artık. Dilara da arkadaşları ile program yapmış. Pardon bir dakika. Hadi sen çık kızım arkadaş. Bu dizide beni en çok etkileyen orta yaş bir kadın. Ali ile Sümbül'ün aşkı. Ali ile Sümbül'ün aşkı. Yani daha önce hep gençler sanki sadece aşık olurlar gibi bir duygu vardı. Öyle. Çünkü öyle gösteriliyordu. Öyle. Ama hayat... ...devam eden bir süreç... ...ve insan her yaşta aşık olabilir... Evet, tabii. ...bir aşk kadar... ...güzel bir duygu yok... Hı. ...en yüce duygulardan biri aşk... ...dolayısıyla bu film... ...bu dizide... ...beni en çok etkileyen yönü buydu... ...bu dizinin... Herkese, bu, ...Ali evet. ile e, Sümül'ün... Aşkı, Aşkı. Ee, ve ne se... kadar nezih bir aşk, ne kadar ölçülü. <laughs> Senin olduğu kadar bütün Türkiye'yi de ilgilendirdi Hülya cip. Evet. Çünkü e, önce şunu söylemem gerekiyor ki çağınırmak bir virtüöz yani bunu kabul etmek gerekiyor. E, çok genç ve e, böyle bir uzun soluklu dizide çok büyük bir başarı gösterdi. Evet. İlk defa omuz kamerasını bu kadar güzel kullandı. İlk defa klasik müzik kullandı. Karlarda kızı çocuğu kaçırdıkları hmm. zaman evet. klasik müzik oldu. Bu bir Orta Anadolu hikayesiydi. Evet. Bir evet. Orta Anadolu ailesinin hikayesiydi. Evet. ben de orada bir Orta Anadolu kadınını oynuyordum. Hmm. Orada işte genelde görücü usulüyle şunla bunla bir takım evlilikler evet. oluyor. Ali Bey zaten sümbülü çok önceden göze koyduğu için, evet. kafaya koyduğu için hep o aşkı devam ediyor. Onun da ediyor ama evlenmişler. Platonik. Evet devam değişmiş ediyor. her şey. Ee, Ali galiba da evlenmemiş. Ben öyle biliyorum. Bence de. Ali evlenmemiş. Ee, şimdi bizim aşkımızla ilgili yani oradaki karakterlerin aşkıyla ilgili çok Hoş diyaloglar var, inanın, evet, evet. diyaloglar. Evet, o vardı. çağının da e, herhalde katkısı var o diyaloglar. Tabii, tabii, tabii. Çağın e, son günlerde biraz küsmüş gibi sanki bodruma yerleşmiş. Programı izliyormuş. İstersen beraber bir selam yollayalım. Evet ama. yani çok isterim. Ee, çok isterim. E, ben de de emeği var. Ee, evet. E, ben de çok severim çağını. Çok evet. çok severim. Ve epidir de görmüyorum. Ben de öyle. Ee, bu kadar başarılı işler yapmış e, genç bir yönetmenin bence küsmemesi lazım tam tersine daha çok verimli olacağı yaşlarda. Şimdi... Ee, hemen onu hatırlamışken. Çemberimde Gül Oya'yı unutmayalım. Yok unutun. Bildiğin da... zaman bu arada benim de söylemek istediğim bir şey var. Tabii ki. O çan e, e, bir yönetmen olarak çok özel işler yaptı. Evet. Kendini birçok kanıda kanıtladı. Be? Belki biraz istirahat etmek daha değişik konularla halkın önüne çıkmak istiyor olabilir. Olabilir. Bilemiyorum çünkü çok uzun zamandır biz de görüşemiyoruz maalesef. E, eskiden arardık birbirimizi Ama kısmet olmuyor evet. herhalde Ama şimdi Çemberimde Gül Oya'yı Hatırlayalım diyorum ne Ama mi? Çember de zaten onundu E tabi onun için e, Onun <laughs> hikayesi Onun ne, yazdığı diyaloglar vardı Ne ince tabii. bir hikayeydi o Çemberimde Bayağı. Gül Oya <laughs> Aa, Gülmedim doya doya Söyle biraz Söyle. Çemberimde Gül Oya Gülmedim doya doya, sonra nay 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 naranaya, günleri saya saya, saya saya, al beni Gül. kıyamam seni. Güzel. Falan gibi. <laughs> Çemberimde Gül Oya Çemberim. zaten çok bilinen bir e, türkü e, ve dizide muhteşem. Onunla Selda <laughs> çok güzel söylüyor tabii ki. <laughs> Onu kullanmak zorunda mısın? Bizi dinleyen biri daha varmış gibi evde sanki. Rahatsız ediyor beni. İnşallah. İnşallah okur. Gurur duyarım o zaman seninle. Adı ne olacak bu yazı dizisi mi? Ee, ne diyorsunuz? Bilmiyorum. Daha ismi yok. Onca ölüm kalım arasında nereden geldiyse gelivermişti sevda. Beynim oyun mu ediyor dedim kendi kendime. Ne bu şimdi böyle dedim. En iyi arkadaşım can verirken ne bu şimdi? Yakışır mı insan olana? Yakışır mı sana? Hiç bilmezdim bu hallerini. Sordun anlatıyoruz işte. Tabii siz daha doğru dürüst Türkçe konuşamayan bir jenerasyon olarak... ...benim anlattıklarımı yazarlık olarak görmeniz doğal. Yıllarca e, Yeşilçam sinemasını star sineması olarak anlattılar... Evet. Evet gerçekten de halka da sorsalardı bu filmi kim yönetti diye bil, bilmiyoruz ama oyuncusunu çok, biliyoruz, iyi çok iyi biliyoruz. Veyahut da talepleri işte Selda Alkor'la Tanju Gürsu filmi olsun veyahut Ayhan Işık'la evet, Belgin evet. Doruk filmi olsun gibi talepleri olurdu. Evet. Ee, ama bugün geldiğimiz noktada galiba daha doğru bir yere doğru, geldik. Tabii. Çünkü sinemayı doğru. yönetmen evet. yapar. Yani yönetmen sineması dediğin şey işte orada farklılığı çıkıyor evet. anlatım biçimi anlatımın dünya bakışı evet. yani ben Bahçede. sinemadaki yönetmenlerimizi her birini birer eğitimci falan gibi düşünüyorum yani iyi evet. ki onlar i̇nşallah, varmış inşallah öyle olurlar olanların Amin. çoğu gitti zaten Evet onları her zaman kalbimizde yaşıyorlar evet. muhakkak ama anmamak mümkün değil. Yani şurada en, görüyorum. En sizi. en çok etkileyen yönetmen ya da yani çalıştığın, çalışmadığın evet. ama en çok etkilendiğin. Yani beni etkileyen ben hepsinden etkilendim. Hep, yani hepsinden benim için, bir parça değil. mi? Evet yani hepsi ben yönünüzü hepsinden yönünüzü etkilendim. Oluşturdu. Çok yani onları bir şey söyledikleri zaman bir ilkokul talebesi gibi ağızlarının içine baktım. Ne diyorlar doğruyu yapmak için çırpındım. Yani ben öyleydim bilmiyorum. Hala hep öyleyim. Galiba hepimiz öyleydik. Ben de Çağ'ın setine gittiğim zaman Çağ'ın Irmak'ın. Ee, ablacığım dedi sen bunları çekersin. Çekmek ayrı şey Çağ'ın dedim. Sen burada benim yönetmenimsin. İstersen 18 yaşında ol. Ne olursan hmm. ol yönetmen sensin dedim. Hmm. Biz dedim yönetmenleri ilah gibi gördüğümüz hmm. bir evet. camiadan Kuşaktan geldik gidiyoruz. dedim. Öyle, öyle bir kuşağız, kuşağız Gerçekten dedim. Gerçekten öyle. öyle. E bizim saygımız, sevgimiz sonsuzdur yönetmene dedim. Evet. <laughs> Çok şaşırmıştı. Ya. Çemberimde Güloya sonradan sinema filmi de oldu değil mi? Hayır, olmadı. Olmadı. Ha. olmadı. Zaten Öl 40 bölüm. Asmalı Konak olmuştu. Asmalı Doğru. Konak. Doğru. 40 bölümdü Çemberimde Güloya Hı. ve müthiş bir şeydi evet. tabii. Hele benim gibi Türkiye'deki siyasi olaylara bir miktar görmüş yaşamış bir insan olarak 60 ihtilali de oydu buydu. Ee, dolayısıyla beni çok etkiledi. Yani benim en sevdiğim seyirci de, seyirci de dizilerden sevdiğim. bir tanesidir. Ve galiba böyle bir kompakt olması yani belirli başı, ortası ve sonu nasıl evet. olacağı bilinmesi çok, güzel. Değil mi? çok daha ben bilmiyorum seyirci için de daha güzel öyle. diye düşünüyorum. Öyle çok. ucu bucağı belli olmayan diziler bitmek <laughs> bilmeyen. <bilmiyor. gülüyor> Devamlı e, bir şeyler ilave edilerek <laughs> zenginleştirilmeye çalışılıyor. Anlaşılıyor ki hikaye bitti aslında falan öyle. Para getiriyor Neyse. diye böyle böyle <laughs> Ama bak ya bütün abla. neredeyse bütün dünya seyrediyor Türk dizilerini. <laughs> evet. Evet. Bu da çok e, Gerçekten çok keyif veriyor bana. Keşke dizilerimizi değil de filmlerimizi seyretseler bütün dünya. O tabii daha mutlu edici bir ee, olay. Ama sinema filmlerimiz de dünyanın böyle sayılı önemli yani, festivallerinde o, o, o. çok güzel ödüller alıyorlar. o Ondan da ben çok memnunum. Bu kadar film yapmış, bu kadar dizi film yapmış. Dizi filmle yeni yeni nesilleri e, kazanmış bir oyuncu olarak tercih yapabilir misin? Der misin ki? Yapamam. E, çünkü sinema önemli olan o kalbimizde hep sinema var. Ben geçen gün e, bir söyleşiye katılmıştım. söyleşi değil de böyle bir Hı. programa katılmıştım. Bana senin mucizen nedir diye sordular. Hı. Ben onu genel olarak aldım ve doğum dedim. Yani doğum benim için bir mucize, bir annenin bir evlat dünyaya getirmesi çok önemli. Halbuki e, yanlış anlamışım herhalde soruyu. Benim en büyük mucizem sinema. O burada böyle e, değil mi? Zaten diziler de her hafta yeni bir film gibi. Yapıyor, ben öyle oynadım. Evet. Ben evet. öyle oynadım. Yani ya yani bir oyuncu için bence fark etmiyordu. Evet. Yani ha dizide oynamışım, sinema bir oyuncu için bir farkı yok onun evet. ama tiyatro biraz daha farklı. Tabi. Sen tiyatroda da yaptım evet. Bu daha da çok önemli bir şey. Mesela... Çünkü yani biliyorsun oyunculuğun şeyidir er meydandır <laughs> derler yani onu da yapamayana evet. oyuncu demeyiz derler. Öyle. Yani onun için ne Karaca, kadar güzel bir deneyim. Karaca tiyatrosunda oynadık evet. festivalde oynadık. Çok devam etmemi istemişti rahmetli Nisa. Fakat dedim ki yani ben mutlu bir evlilik yaptım. Kardeşim kocayım mı buşayım dedim. Yani <laughs> bu ne böyle geceliğin her gece ad, her gece. Evet adamcağız uyurken ben eve geliyorum yemek yiyorum falan. İyi ki cihat dedin. Cihatla ya. çok uzun yıllar süren çok da güzel bir evliliğiniz evet, var. Evet, ee, evet. Ben öyle biliyorum ve mutlu bir kadın olduğunu biliyorum. Onun için de e, cihatı da anmış olmak istiyorum. Ona evet. da geçirdiği hastalıklar için e, geçmiş olsun diyor. Şimdi edin. herhalde daha sağlıklı çok, evet, değil mi? Evet, çok geçti. Tabii zaman geçti. Ee, i̇yi Allah'a çok, çok şükür. şükür gayet iyi. Şimdi herif de sporcu eşlerimiz. arkadaşım evet önce her şeyden önce bugün beraber olacağımız için sana çok selam söylüyorum. Teşekkür ediyorum Seni Sen çok söyle. çok 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 eskiden tabii, beri tanıyor tabii, tabii. o. Annesinden, babasından, halamdan. Değil mi? Tabii. Senin halan Selim'in de daha sonradan yengesi oluyor evet, değil mi? Evet 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 Ali Sami'nin Ali, Ali Samiye'nin hanımı, hanımı Selim'in de yengesi oluyor. Akraba akraba karşılıklı Gelindim akraba mı? alıyoruz. Evet Gelindim. ben sonra da aileye. <laughs> Ama onlar Galatasaraylı biz Beşiktaş. Evet. Evet evet. Sen evet. ne zamandan beri Beşiktaşlısın? Ben doğuştan. Ben de doğuştan. <laughs> ben de doğuştan. Şeyde e, biz e, Selimlere giderdik Kalamlı. Selim'in baş ucunda senin resmin vardı. Vav. Wow. Tabii. O konuşurduk o zaman biraz da falan böyle. Yani senin de de resimlerinden tanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zamanlar. Yine bir sinemaya dönelim o zaman. Evet. Ee, ödül desem yani şimdi günümüzde e, birçok festival ee, ...gerçekten sinemaya e, hakkıyla emek vermiş olan... Bu evet. ...çok e, sanatçı arkadaşımıza ödülle e, taltif ediyorlar. Evet. Ve sen bu sene İstanbul Film Festivali'nden evet. alacaksın inşallah. inşallah. Yaşam boyu onur, onur ödülü. Bu e, çok güzel bir evet. duygu. E, sende de aynı e, gururu, onuru değil mi evet. yaşatıyor? Evet. Çok bekledim İstanbul Festivalinden onur ödülü almayı. <laughs> <laughs> evet ama nihayet nasip oldu. Evet, bu tabii ki çok özel bir ödül bence. Tabii. Ee, bence onur ödülleri gerçekten çok önemli. Hı -hı. Çünkü bana bir tek olaydan dolayı vermiyor. Yani sen bu bardağı çok güzel yapmışsın. Kutluyorum seni al bu ödülün demiyor. Bir ömür. Bütün yaptıklarından bütün ömrünce yaptığın güzel işlerden dolayı sana bir ödül veriyor. Evet. Seni onurlandırıyor. Evet. Tabi bunu taşımak bence gerçekten çok güzel. Yaşarken onurlandırılmak, evet. yaşarken o değeri sana hissettirmek evet. bu çok güzel bir duygu gerçekten. Ee, ama genellikle de belli bir yaştan sonra nasip oluyor insana. Evet. Ee... O yaşlarda da öyle hadi alınca eyvah galiba bizden geçti bu işler gider ayakmize bir teşekkür <laughs> ederiz size der gibi. Yok canım daha <laughs> genç kız gibiyiz görs baksana yani. ya Allah aşkına. Ne ya mi? genç kızlık değil hayatı olduğu gibi aktarabilmek sanatı bence evet. sinema. Dolayısıyla sinemanın daha sadece gençler değil yaşamın her dönemindeki insanların hayatları anlatılmalı. Evet. Az önce nasıl bahsettik Asmalı Konak'taki o yaştaki aşktan. Her yaşta insanın hayatı var. Dolayısıyla her yaşta aktörün oynayacağı bir rol var. Olmaz olur ee, mu? Herhalde hiçbir zaman sinemayı bıraktım diye bir Hayır. şey aklının kenarından asla, geçmedi. Asla. Benim Hayır. de geçmez. Hiçbirimizin de geçtiğini zannetmiyorum. Yok. Çünkü... Geldiği sürece ölene kadar inşallah e, benim canlandıracağım roller nice, var diye nice, düşünüyorum. Nice insanlar tabii ee, ki. Hatırlar mısın Hülya'cığım bizim filmlerimizde bizi yaşlandırırlardı Rezalet <laughs> çok kötü makyajlar yaparlar. Evet makyaj yapmayı kimse bilmiyor manke. ki. Evet. Aa, ne Allah. kadar kötü olurduk. Evet. Ama ne yaparsak yapalım istediğimiz kadar iyi oyuncu olalım. O yaşlılık sahnesini çok iyi becerebildiğimizi sanmıyorum. E yani tabi. Çünkü o tabii. bir duygu meselesi. Yaşamışlık. Tabii yaşamışlık, yaşamışlık Çok güzel bir mail almıştım. Ben senin yaşını yaşadım ama sen benim yaşımı daha hmm. yaşamadın. Yani onun için istediği kadar makyaj olsa değil yapamıyorsun. Mi? Onun için aktörün yaşı yok diyorum ben. Anca da Catherine Dönüm 80 yaşında Oscar aldıktan sonra daha, <laughs> daha neler neler yapacaktır. Erin <laughs> yani Fonda. Ee, ben bir, bir e, hep sinemadan söz ettik de sinemada e, böylesine tanınan sevilen. Hayranlık duyulan bir kişi olarak, e, manen kendini e, ait olduğun topluma ya da sana değer veren seyircilere karşı bir borçlu hissediyorsun. Yani onların e, bir sosyal e, konularında onlara nasıl e, destek verebilirim? Bir yere davet edildiğin zaman diyelim ki bir kanser haftasına veya da bir engelli vatandaşlarımızın haftasına gibi gibi yani birçok şeye katıldığını görüyorum, duyuyorum. Evet e, ve ve bu çok e, çok önemsiyorum. Bunları sadece yapmış olmak için yapmıyorsun. Gerçek anlamda buna hizmet için çalışıyorsun. Bireysel olarak da ben e, yani gerçekten birisini destek olabiliyorsam e, bileyim en azından bir çocuğu e, verdiğim o küçücük burslarla bir sürüsünü okutabiliyorsam e, yok efendim <laughs> e, organ nakli için o derneğin içindeysem e, ne bileyim rahim ağzı kanserleri için o derneğin içindeysem yani hepsine çalışıyorum şimdi de evet. e, omurilik felçlileriyle beraber çalışıyoruz. Onlara işte sandalye temin etmek için elimden geleni yapıyorum. Ne güzel, ne güzel, Ailesinde ne güzel ben yaptım. Ama kimse benim bu yönümü bilmez çünkü bana göre insanın yaptığı e, ibadeti ve de butik iyiliği gizli kalmalı. Neyse, ne işte Ama yapıyoruz. yine de e, sosyal medyada insanları uyarıyorsun, farkındalık yaratıyorsun. O ayrı çalışıyorsun. Tabii, tabii. Yani sizlerin de dikkatini evet. sunarım böyle böyle insanların desteğe ihtiyacı var evet. diye. O da çok evet, tabii anlamlı, ki, çok tabii güzel ki. bir şey. Yani bir organ bağışı için kanalları dolaşmıştık doktorla. Ya yani anlatıyorsun işte nedir, ne değildir, nasıl olur, neden olur. Ya o yani bir için. bir bağ kurmaya çalışıyoruz. O tabii. hasta insanlarla diğer insanların arasında aracı olmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir çalışma bunlar. Tebrik ediyorum seni ve bunu ne kadar içten yaptığını da biliyorum. Elimden geldiği kadar Hülya. Ayrıca Meslek grubumuz için de başkanlık yaptın Soder, evet, onu da unutmayalım. Derim, onu onu ya. böyle sıram sıram önce Türkan sonra ben sonra sen hep beraber e, oyuncu arkadaşlarımızı evet, evet. E, daha da iyi bir yere getirebilmek için o sorumluluğu taşıdık. E, sen e, başkanlığın döneminde bir ansiklopedi yapmıştın. <laughs> evet. Bir yani çok önemli kalıcı bir şeyler e, sunmak da çok önemli. Hülya'cığım o senin zamanından kalma bir Evet. Projeydi ama oluşamamış bir türlü evet. Ge gelişememiş. Ben, ben daha çok emekli yapmaya çalışmıştım evet, Ay, e arkadaşlarımızı. Başkan olduğum zaman ilk ona el attım çünkü gerçekten önemliydi. Evet. E Bizim karakterlerimizi tanımayan bir sürü yer vardı. Onlardan bahsetmek, onlarla ilgili bir kitabı belli noktalara, yerlere göndermek hı hı. borcum gibi geldi evet, bana. Iyi, çok iyi yaptın. Fakat maalesef o da bir tek kitapla kaldı çünkü ansiklopedileri devamlı i̇lave geliştirmek, ilave yani. etmek lazım. Ne yapalım? <laughs> Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ayrılmadan önce programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz çünkü hani bana sorarlar bazen bir daha dünyaya gelmek gelsen ne olmak istersin diye hiç düşünmeden ben oyuncu Artısın. olmak isterim diye Tabii, sen de canım. değil mi? Tabii. Doğru bir meslek seçtiğine inanıyorsun. Çünkü <laughs> e, her insanın e, kendine bir ifade ediş biçimi vardır. Evet. Bir e, bir şekilde ifade etmek ister daha doğrusu. Ve en iyi, en doğru ifade ettiği şekliyle de e, mutlu olur insan. Evet. Ben hep onu söylüyorum. İnsanlar e, mutluluğu arıyorlarsa lütfen istedikleri şeyleri yapsınlar. Bence de. Yani gönlünden ne geçiyorsa onu yap ama sadece onu yapmak değil önemli olan. Onu en iyi şekilde yapmak, evet. en iyi şekilde yapmak için çabalamak. Çabalamak. Esas yani, o esas çaba o. saygı değeri olan esas canla bence başla de. yapmaya çalışmak. Bence de o. Ve bunu sen yapmış bir insansın. <laughs> teşekkür ederim. Ne mutlu sen e, seni ağırlayabildiğim için. Çok teşekkür ederim. Hilyacığım, buraya çok... teşrif ettiğin için. Teşekkür ediyorum davet ettiğin için. Yüreğine sağlık. Diliyorum uzun soluklu olur. Amin İnşallah. Herkes seyretme imkanı bulur. Evet dilerim e, bu Türk sineması hazinesinin... Ee, bir arşivi olsun. İnşallah. E ee, dilerim e, bütün sevgili dostlarımı, meslektaşlarımı ararlamak istiyorum burada. Tabii. Evet. <laughs> Tekrar Hayatım Hı -hı. bu kadar zamanı Hı -hı. bir iki saate sığdırmak mümkün değil. Elim yani mümkün. 65'te başlayan benimki 65, sizinki 63'te 63. başlayan bir hikayeyi bugünlere anca taşıyabildik. <laughs> Taşıdığımız kadarını da Elimizden geldiği kadar yansıtmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla bizden bu kadar gençlere eğilecek artık. Bu... <laughs> Gençlerin yolu açık olsun diyerek kapatalım o zaman. Tamam. Sevgili seyirciler, tekrar bir pazar günü Türk sineması dediğimiz o dev hazineden yine bir değerle karşınızda olacağım. Hoşça kalın.